Gaziantep Şehit Kamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Mehmet Akif Ersoy Gençlik Kütüphanesi'ndeki gençlerle Profesör Doktor Nevzat Tarhan'ın Bilinçli Genç Olmak isimli eseri üzerine konuştu ve kütüphanedeki öğrencilerle sergi açtı. Kütüphaneler Haftası etkinlikleri kapsamında Mehmet Akif Ersoy Gençlik Kütüphanesi'ndeki öğrencileri ziyaret eden Şehit Kamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, gençlerle kitap tahlili yaptı, sergi açılışı gerçekleştirdi. Profesör Doktor Nevzat Tarhan tarafından kaleme alınan Bilinçli Genç Olmak adlı eserlerle ilgili değerlendirmenin ve fikir alışverişinin yapıldığı bölümün ardından Başkan Rıdvan Fadıloğlu öğrencilerle birlikte kütüphaneler konulu fotoğraf sergisinin açılışını yaptı. Öğrencilerin 59. Kütüphaneler Haftası'nı tebrik eden Şehit Kamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu öğrencilere çeşitli hediyeler verdi. Bu sefer Freud'un az çok kendinden bildiğinden bu okulun yerine daha iyi bir dönüm. Yazar, cümleler doğrudur, sen doğru isen, doğruluk bulunmaz, sen eriysen. Çok güzel bir yaklaşım, etkileyici yani. Hakikaten güzel bir çalışma. Tabii buradaki konuşmaları dinleyince, hayatta kim dört dörtlük arkadaşlar, kim de dört dörtlük. Bu kitabı yazarken de mutlaka eksiklikleri olacaktır. Ama esas olan, buralardan kendinize pay çıkarabilecek unsurlar yakalamak. Demin ki vermiş olduğunuz örnek o kadar güzel ki, rol model olabilmek. Hiç kimse yüz üzerinden yüz alamaz. Çünkü bu dünya bir imtihan dünyası. Nefsimiz de var, hatalarımız da var. Esas olan bunları kademe kademe yukarıya çıkarabilmek. İyi bir esnafa da ihtiyacı var. İyi bir violansiyon çalara da ihtiyacı var. Bunları bilip çocukların kendi alt yaş grubundan bunu yönlendirebilecek ortamlar hazırlamak lazım. Şehit Kamil Belediyesi olarak 26 kütüphanemizin 21 tanesi haftanın 6 günü, 5 kütüphanemiz de haftanın 7 günü sabah 8'den akşam 10'a kadar hizmet veriyor. Burada özellikle üniversiteye hazırlanan, KPSS'ye hazırlanan kardeşlerimiz için bu ortamı sunuyoruz. Yaklaşık 50 bin öğrencimiz buradan faydalanıyor. Burada yalnızca üniversiteye hazırlananlar değil, 65 yaş üzerinden başlayıp ev hanımı kardeşlerimizin de gelip burada kitap okuma günlerinin yaptığı bir ortamı sağlıyoruz. Yapmış olduğumuz yarışmalar neticesinde alt yaş grubundan 65 yaş üstüne kadar değişik kategorilerde en fazla kitap okuyan vatandaşlarımızı da Kütüphaneler Haftası etkinliği çerçevesinde ödüllendireceğiz. Amacımız okumanın artmasını sağlamak. Bu noktada eğitim şehri Gaziantep'e destek olabilmek adına tüm ekip arkadaşlarımızla birlikte milletimizin emrindeyiz. Gracias.